Efendim iyi akşamlar. Bugün 22 Aralık Perşembe. Perşembe günleri e, Urla'da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin toplantıları oluyor. Bu toplantıları e, bu şekilde bir bültenle haftalık olarak daha önceden planlamışlar. E, buradan takip edilebiliyor. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği ben bir birey olarak bir kurum hakkında eleştiri dahi yapma hakkım yok benim. Fakat yaşanılanı anlatmak doğru bir şeydir. Şimdi daha önceki hafta insan hakları kutlaması vardı. Anma vardı. Oraya gittim. Orada tabii bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önce tanıdıklarım var orada. Onlara da dile getiriyorum. Ya bazı şeyler var konuşulması gereken diyorum. Ee, ulaşamıyoruz yani. İfade edemiyoruz düşüncelerimizi ve bilgilerimizi de eksik bilgilerimizi de tamamlayamıyoruz biz bu kurumda. Evet Atatürkçü düşünce derneğinin eleştirilecek yanları olabilir. Bizim de vardır. O, mutlaka da olacaktır. Fakat benim derdim eleştiri yapmak, hata aramak, işte orada bir adamlık taslamak, ahkam kesmek değil. Ben samimi olarak bazı konularda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin içerisinde, Atatürkçü düşünce sınırları içerisinde bir takım bilgiler edinmek, aktarabilirsem bir takım duyumlarımı, aktarmak, bazı puzzle'ları, kafamdaki eksikli yerleri tamamlamak, hatta bunu yaymak bizlerin görevidir yani. Bu amaçla o Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gittim. Bizi yanlış anlıyorlar. Daha doğrusu dinlemediklerinden daha doğrusu şöyle bir şey oluyor. Yani şimdi bir program hazırlanmış. Burada bir program var. E, davet ediyorlar gidiyoruz. <laughs> İyi de gündem çok hızlı. Gündemi yapalamak, ziplenmek lazım konuya bazen. Şimdi konuyu alıyor. Bir konu. Orada projektörleri çıkarıyorlar. Orada bir 40-50 kişi toplanıyor. Onlar ne verirse biz onu yiyoruz. Tabiri caizse. Arada parmak kaldırıp ya gündem nedir? Bakın böyle bir durum var. Nedir? Diyemiyoruz. Yani buradan laf atmak olmasın ama teşbih hata olmaz. Camiye giden insanlar camiye gidince dinliyorlar. Dinlediklerinden geri dönüyorlar. Yani diyalog yok. Monolog var. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne de gidiyorsun. Her ne kadar güzel karşılıyorlarsa da hoş geldin falan diyorlarsa da diyalog yok. Yani monolog var. Ay, dinletiyor, dinletiyor. Ondan sonra teşekkür ederim geldiğinize hadi güle güle diyor. Yani bir düğün konsepti gibi bir sinema konsepti gibi bir nikah konsepti gibi. Hoş geldiniz güle güle. Şimdi konu Atatürkçü düşünce veya bir ise orada bu düşünce sınırları içerisinde herkesin söz hakkı vardır. Bakın bir okulun sınıfına dünyanın neresinden olursa olsun bir öğrenci geldiği zaman o gün geldiği zaman orada yıllarca öğrencilik yapan bir çocukla onun hakları eşittir. Bitti. Efendim Avustralya'da yarı gevur yarı Türk yarı Müslüman bir adam gelmiş bizim burada bir camilerimizden birine ben namaz kılmak istiyorum bunu öğrenmek istiyorum giriyorum daha Türkçesi dahi olmasın hiç önemli değil. İçeriye girdiği anda orada çocukluğundan beri 70 yıldır namaz kılan e, cemaatle hakları eşittir. Sen yeni geldin geç arkaya kimse diyemez. Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bir dernekle de Derneğe de gelen bir insan, orada yıllarca çalışan, bu işte gayret gösteren, bu işe emek veren, bu işte e, bir sürü iş yapan insanla eşittir, eşittir. Çünkü orası bir bakkal dükkanı değil. Kimse orayı sahiplenemez ve bir türlü boynuz kulağı geçmiyor. Üye sayısı artmıyor kendini yenilemiyor ve güncelleştirmiyor ve eleştirtmiyor. Bilmiyorum kaç tane üyesinin olduğunu. E şimdi bir şimdi e, her hafta program yapan arkadaşlarımıza da e, karşı bir eksiklik oldum ben. Ama bu benim suçum değil. Sen oraya Atatürkçü düşünce çerçevesinin içerisinde değil de başka konular koyarsan, biz suçlu gibi görünüyoruz. Onun için. Son iki hafta orada konu anlatan arkadaşlardan özür dilerim. Onlara karşı bir kastım yok. Ama şimdi mesela burada bakın 26 Ocak'ta hocamız var. Yusuf Hoca. Yusuf Alaçoğlu. Ben kendisiyle çok konuştum. Şimdi Urla'nın şöyle bir şeye ihtiyacı var. Urla'da bir bilgi platformuna ihtiyaç var. Adam Amerika'dan gelir buraya seni ziyarete nasılsın iyi misin dersin der sen de dersin ki ya bir bilgi platformu var oraya gidiyorum sen de gelir misin adam orada bir ta Amerika'daki bir bilgiyi bir kaynağı gelir orada anlatır ve onu sen kazanabilirsin orada bizim böyle bir platforma ihtiyacımız var Urla'da şimdi burada da ayağımıza gelmiş olan bir toplantılar oluyor işte her Perşembe oluyor ama diyalog halinde yap, yap, yapalım bunu. Bakın şimdi örnek veriyorum size. Hocamız ne diyor? Anadolu'nun Türkleşmesi. Buyurun. Anadolu'nun Türkleşmesi. Bakın şunu sorma. Şimdi ben bu yayını yapmadan ben bu yayını yapmadan diyelim ki 26 Ocak'ta yine gittim bugünkü gibi ve geçen haftaki gibi dinledim. Anlatacak hocamız, anlatacak, anlatacak. Hadi teşekkür ederim güle güle. Hadi güle güle. E ne anladım ben bu işten? Bakın Anadolu'nun Türkleşmesi diyor. Ayaküstü konuşamadık tabi hocamla. Şimdi Anadolu Osmanlı İmparatorluğu denilen bu imparatorluğu Kur'an Ertuğrul Gazi'dir bildiğim kadarıyla. Ben şimdi burada öğretmenlik taslamayın bu konuyu. Ben bildiğimi size söyleyeyim. Başka şey anlatmaya çalışıyorum. Ertuğrul Gazi Türktür. Ertuğrul Gazi'nin e Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'tır. Yani Gündüz Alp. Gündüz Alp'in babası vardır, Kaya Alp. Bunlar Türk soyu. Geliyor böyle aşağı. Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Ataman Bey'dir. Ha mesela ben hep bunu merak etmiyorum. Osman nereden çıktı? Osman kim? At, ataman, Ataman. Yabancı kaynaklarda Ottoman Imporer yazar. Yani Ottoman bak Ataman Taman 3 hece. Öteki Osman 2 hece. Osman'a Ataman a Osman deniliyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yani neden Osman koysun ki Ataman Ertuğrul Gazi çocuğun adını? Bunlar Türk boyu. Bak Kaya Alp, Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi, At Ataman Bey Türk ismin isimleri bunlar. Ataman'ın da çocukları Türk isimleri. Bu Osman nereden çıktı? Mesela soru bir bu. Osman Osmanlı İmparatorluğu denilen bu imparatorlukta Osman adı Osman olacak bir kimse yok. 3-5 tane Osman geliyor ama onların tarihsel bir değeri yok yani. Öyle imparatorluğa falan devlete isim koyacak tipler değil onlar. Bu Ataman. Onun için benim gözümde, benim için Osman İmparatorluğu diye bir şey yoktur. Ottoman İmparatorluğu yani Ataman İmparatorluğu'dur bu. Bunu soracağım ona. Bu bir. İkincisi Türkleşmekten bahsediyor. Ertuğrul Gazi'den hatta Kayalpten devam edelim. Kafalarına bakın. Başlıklarına. Cengiz Han'dan itibaren mifer var, başlık var. Öyle geliyor, 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 geliyor. Hop. Ee, kavuğa geliyor. Ondan sonra o bir kefen bezidir bildiğim kadarıyla. Bu, bu da çok büyük bir kültürdür. Yani ben kendim benim gururlan, gururlan yani tarihimle gururlandığım olaylardan biridir bu. Kafaya Avrupa'da batıda uygar dediğimiz batıda altından bir e, taç giyerlerken bizimkiler kefen bezini kafalarına sarıyorlar ve kenarına tahta kaşık koyuyorlar. Yani ölümü başımın üstünde taşırım ve diz çöküyor, bağdaş kurur, pilavımı yerim yani. Öyle saltanat yok. Ve bu daha sonra değişiyor. Bir yerden sonra fese geçiyor. Şimdi miğferden kova, oradan fese geçiyor. Yani bu süreci de çok merak ediyorum. Bunu da sormak istiyorum hocama. E şimdi buraya, buraya ben bak çalışıyorum, hazırlanıyorum. Notlar hazırlıyorum, gidiyorum oraya. Orada kötü olup geliyorum. Bir de böyle azarlar gibi yani, bir de böyle azarlar gibi davranıyorlar. Tutmuşlar oraları. Kimseyi konuşturmuyorlar. Konuşursak diğer arkadaşım, konuşmacı arkadaşımızı kırmış oluyoruz. Bugün öyle oldu. Yani bugün öyle oldu. İnsanlar ya dur bakalım. Şimdi başkan da Atatürk düşünce başkanına da diyorum ki yani bunu diyorum bazı konular var iletelim bunu genel başkana falan filan diyorum bana yol gösteriyor. Menemen'e gelecek yarın sen gel Menemen'de anlat falan diyor. Ya desene hocam bir seni araya sıkıştıralım bazı konuları bak senin için belli yani harlıyorum ben. Bak ben ben e, yaram var benim. Anlatmaya çalışıyorum. Bunu demiyor susturmaya susturamazsınız ya. Susarsınız olmaz. İşte bak buradan patladım. Buradan çıktım karşıladı. Atatürkçü Düşünce Derneği. Atatürkçü Düşünce Derneği. Atatürk'le ilgili birçok kaynak var. Yıllardır okuduğum kaynaklar var. Hiç Atatürkçü Düşünce Derneklerinde bunlar gizleniyor. Ya bilinmiyor ya gizleniyor. Bunları bilmek maharet değil ki. Ama bunları bilmek, bunları tartışmak gerekir. Bakın ne diyor? kaynak yayınları. Bakın ne yazıyor? Atatürk'ün bütün eserleri. Takip edin. Buradan Atatürk'ü Düşünce Dernek Başkanı'na sesleniyorum. Bakın bu söylediklerimi takip edin. Arayın altlarını çizin. Hazırlayın bunu. Gerekirse bültenlerinizde bunu koyun. Bunları tartışalım. Bakın ne diyor. Atatürk'ün bütün eserleri, kaynak yayınları, 30 cilt, 24. cildinin 62. sayfası. Lütfen bir bakın bakalım. Ya bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kapısından çıkan birini yakalasan Atatürk'ün bir düşüncesini söyle bakayım desen gık diyemez. Bakın ne diyor? Doğu Perinçek. Doğu Perinçek kendi yazmamış. Ben okudum bunu. Doğu Perinçek kendi yazmamış. Doğu Perinçek Kemalist devrim din ve Allah adında devletin resmi kaynaklarından derlediği bir e, 375. sayfasında bakın bir yazı var. 375. sayfasında Samsun Milletvekili Ruşeni Bey var. Ruşeni Bey bir şeyler söylüyor. 375. sayfada ve Atatürk bu onun yazdıklarını takip ediyor. Üstlerine notlar yazıyor. Notlar yazıyor. Bu notların ne olduğunu bir takip edin. Bakın bu kitabın aynı kitabın Bakın Ruşeni Bey ne diyor? Benim dinim benim Türklüğümdür diyor. Bu kitabın ahkam bölümünde 71. sayfada dinle ve Muhammed Hazreti Muhammed'le ilgili sözler var. Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu, devletin resmi Türk Tarih Kurumu tarafından yazılan 1961'de basılmış 1919 ile 1938 yılları arasını kapsayan Atatürk'ün söyle ve demeçleri var. Sayfa 392. Lütfen bir bakın. Bunları görün orada. Kazım Karabekir anlatıyor isimli Uğur Mumcu'nun ya yazdığı bir kitap var. 85. sayfasını bir okuyun. Paşaların kavgası. Paşaların kavgasından kasıt Atatürk'le Kazım Karabekir. Yani mecazi kavga bu. Ee, burada Karabekir'le karşılıklı konuşmalar var. Afet İnan, Profesör Afet İnan'ın 1930 baskısı Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabının birinci cilt sayfa 12'sini lütfen okuyun. Lise tarih kitaplarında 1933 baskısında 33. baskısında sını bir inceleyiniz. Derseniz ki ya bana ne? Hayır diyemezsiniz. Siz Atatürkçü düşünce derneğinin başındasınız. Bunları bilmiyorsanız şu andan itibaren bilmekle mükellefsiniz. Mete Tunçey'in kitabı var. Tek parti yönetiminin kurulması 1923 ile 1931 yılı, yılları arasında ve 323. sayfayı bir okuyun. Bir de Fehmi İlkay Çeçe'nin bir videosu var YouTube'da Atatürk ve dinle ilgili Atatürk ve Türklükle ilgili iki tane videosu var. Çok videosu var da bu iki tanesi e, konumuzla ilgili, konumuzla ilgili. Bunları da dinlemenizi rica ediyorum. Öneriyor, ve rica ediyorum. Evet. Şimdi benim derdim kendi derdim değil. Ee, ülkenin gündemi çok hızlı. Çok şey, dinamik ama orada statik şeyler konuşuluyor. Şimdi bu program, bu programda bakın bunlar geliyor, her hafta konuşuluyor, gidiliyor. Diyalog yapılamıyor. Bu toplantılarınızı ya iki bölüm yapın, birinci bölümü kritiğini yapın ya da mesela bugün Kemal Ergün, arkadaşımız çok güzel bir sunum çok güzel bir program yaptı. Yani ben lafa girmek istemezdim o bütünlüğü bozmamak için ama çekim filan bitti, konuşma bitti. Zaten onun programı bitti. Daha sonra ben elimi kaldırdım dernek başkanından söz istedim. Efendim dedim müsaade ederseniz bir derdim var. Bir şey anlatmak istiyorum yani. ben geçen hafta da geldim konuşamadım. Şimdi de geldim konuşamadım. Orada bana kızıyorlar bağırıyorlar. Veli Hoca konuşuyor oradan şey diyor. Burada diyor yerimi filan gibisinden. Ya iki bölüm yapın. Birinci bölümün kritiğini yapın. Ya da birinci bölümün bugünkü konunun kritik yapılacak hiçbir tarafı yok. Katkı yapılabilirdi. Çok güzel anlattı. Çok güzel anlattı. Ama diğer başıboş olan diğer ikinci bölümde birinci bölümün kritiğini yapılmıyorsa da o zaman dışarıdan serbest konuşmalar olsun. Bakın Türkiye'nin gündeminde ne biçim olaylar oluyor. Bazı çocuklar itham ediliyor. Bazı veliler itham ediliyor. Diğerleri onları inkar ediyor. Ya bunlar konuşulsun yani. Evet. E, bunu bir hışımla çünkü canım sıkıldı. Neden canım sıkıldı? Oraya gelen insanları sıktım diye sıkıldım. Ama benim öyle bir niyetim yok. Geldim oradan dinliyorum. Ufak tefek katılımlar yapmak istiyorum ve bunları sormak, soruşturmak, öğrenmek istiyorum. Çocuğumu çoluğumu da gönderebilirim ben Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yani. Ama gidiyor geliyor. Yani bir şeyler öğrenilmeli. Peki. E, teşekkür ediyorum. Bunu yani içim rahat etmeyecekti böyle bir paylaşım yaptım. Bir de Urla ilgili belki bir katkısı olur Urla'ya. İyi akşamlar. Bunu yayınlayacağım. Bunu e, gruplarda da yayınlayacağım. Ya yani bu kadar da kapalı kutu kalmasın. Bak insanlar gelmiyor, gitmiyor. Neden gelmiyor insanlar Atatürkçü Düşünce Derneği'nin toplantılarına? Niye gelmiyorlar? 30 kişi geldik diye seviniyoruz tıklım tıklım dolu. 30 kişi enin. Sağdan bak 30, soldan bak 30 kişi yani. Peki. Hadi iyi akşamlar.